Evet arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Aa Elif'cim selamlar. Sana hemen bir siftah rozeti gönderelim. Funda tabağın sana selamı var. Az önce Funda ile yazışıyorduk bir konuyla ilgili. Kimler var falan dedi Gamefed'de. Şu an dedim Elif'le yazışıyorum. Aa dedi, çok selam söyle dedi. Funda'nın sana çok selamı var. Selamlar arkadaşlar. Bugün çok sevgili İnanç Ayar'la oyunlaştırmanın günlüğünü tutacağız. Şaşırtıcı değil gelecek size ama İnanç Ayar girişimcilikle ilgili paylaşımlar yapıyor. Eski bir Türkcelli. Ama oyun tasarımı yapmış, oyunlaştırma projelerinde yer almış bir girişimci kendisi. Tecrübelerini beraber konuşacağız. GameFet'in iki etkinliğine de katılmış. Belki benim bilmediğim farklı oyun deneyimleri de, oyun projelerinde de yer almış bir insan kendisi. Oyunlaştırma günlüklerini bu hafta 2 gün arayla tuttuk arkadaşlar. Bir sonraki de cuma akşamı olacak. 2 yıldır benim danışmanlık verdiğim Sarente firmasının genel müdürüyle tutacağız. Türkiye'deki ilk eğitim müfredat uyumlu oyunlaştırma platformu GameOn'dan biraz bahsedeceğiz size ve bireysel açıyoruz GameOn'u. Sizler de kendi kullanıcı adınızla, şifrenizle GameOn'a web arayüzünden ve mobil arayüzünden ulaşabileceksiniz. Bu yaz döneminde bir yaz okulu şeyi olarak, çözümü olarak çok keyifli bir platformu size tanıtacağız cuma akşamı. Onun detaylı paylaşımını yapacağım. Perşembe diye açıklamıştık. Bu akşam sevgili İnanç Ayar'la ben Turkcell'den tanışıyorum. Gerçekten girişimciliği de bir hayat felsefesi olarak anlatan. Beyaz yakalı da olsanız, mühendis de olsanız, ev hanımı da olsanız, bir şirket sahibi olsanız girişimcilik yapabilirsiniz diyen, illa girişimci olmak, girişimci işte startup kurmaktan geçmez. Ve bunun bir hayat felsefesi olarak yaşarsınız. Tatile gitseniz de bir girişimci ruhunu koruyabilirsiniz diyor. Bir hayat felsefesi olarak girişimcilik diye bir biliyorsunuz webinarı ve podcast'i de var. İnanç hocamızı bugünkü yayında size sürprizleri var. Kendisi gündüz de konuştuk biraz. Özellikle hem heyecanlı olduğunu hem de şaşırtıcı oyun tecrübelerini birlikte paylaşacağız. Umarım sizin için de güzel bir akşam geçiyordur. Oyunlaştırmanın günlüklerini bu ay arkadaşlar yabancılarla da tutmaya başlayacağız ve Gamification Diaries diyeceğiz. Bugün ilk toplantımızı Infinite Gamification kitabının yazarı Toby Beresford'la yaptık. Heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Ben Amerika'dan uzmanlarla oyunlaştırmayı biraz daha global konuşmaya başlayacağım Temmuz ayında. Biz Mart'ta yola çıkmıştık ve farklı disiplinlerle yola çıkmıştık. Ki açıkçası çok keyifli bir deneyim geçirdik diye düşünüyorum. Yayınlarımızla ilgili hala bugün de birisi hikayeleştirme kısmıyla ilgili mail attı. Sonradan da izleyen ve faydalanan çok fazla insanlar var. O anlamda YouTube kanalına, GameFed'in YouTube kanalında da bu videoları görebilirsiniz. Geriye dönüp izleyebileceğiniz içerikleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Çok fazla pandemi odaklı yayınlar yapmak istemedik. Bu dönemde çok önemli insanlarla, İlk kez yayın yapan Artin Göncü gibi, Chicago Illinois Üniversitesi'nden bir Türk akademisyen gibi ya da çok popüler işte Sinan Canan gibi, Profesör Doktor Uğur Batı gibi isimlerle de yayınlar yaptık. Bunların hepsinin oyun konuştuk. Küçükken oynadıkları oyunları sorduk. Şu anki oyun sektöründe dijital oyunları biraz konuştuk. Temmuz ayında ise dediğim gibi biraz daha vitesi globale kıracağız. Ve işte gün almaya başladık. Sevgili Tobi ile 13 akşamında paylaşımlarımızı yapacağız. Infinite Gamification'ın da Türkçe'ye çeviriyor GameFed'den bir ekip. Gülşen hocamız, gönüllü olarak İrem hocamız. Şöyle göstereyim, ters duruyor ama. Bu şu an İngiltere'de geçen ay çıkmış bir kitap. Ama bakın burada Türkçe'ye çevrilmiş. GameFed ekibi böyle şeyler yapıyor. İşte 2020'de İngiltere'de çıkmış. Amazon Kobo'da şu an bestseller olan bir kitabı. Toby yazarıyla bugün toplantısını yaptık. Bir canlı yayın da yapacağız 13'ünde. Infinite Gamification diyor, sonsuz oyunlaştırmalar. Bunlar işte metrikler ve skorlarla, biraz daha hikayeleştirmelerle, skor kartların, lider tabloların nasıl yapıldığını anlatan çok popüler bir kitap şu an. Bunun gibi bazı yayınlar yapacağız. Ben özellikle yayınların katılımcıdan çok dediğim gibi YouTube'da olması ve sonra da Türkçe altyazı ekleyerek sizlere de faydalı içerikler üretmeye çalışacağız. O anlamda sizin de yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Keza bu akşam da sevgili İnanç Ayar'la birlikteyiz.
İnanç benim çok eski dostum ve dediğim gibi sanılanın aksine Emrah. Emrahçım merhabalar. Selamlar Emrahçım. Nasılsın dostum? İnşallah iyisindir. İnanç Ayar da çok kıymetli bir insan. Ya işte Emrah mesela niye çağırmıyorsunuz? Kesinlikle İnanç Hoca'yı tanışıyor musun bilmiyorum. Ozan'ı da keza, Ozan Londra'da gerçi ama İnanç Ayar'ı da tanışmanı isterim. Çok güzel de sunumlar yapar. Selam Gökhan'cığım, Gökhan Kara. Gökhan hocamızla da bir müşteri deneyimi ile ilgili bir yayın yapmayı düşünüyorum. Bu customer journey'ler nasıl yeni nesilde biraz da player journey olabilir? Keyifli bir yayın yapabiliriz Gökhan'la da düşünüyorum inşallah. Emrah'cığım sağ olasın ya, teşekkür ederiz dostum benim. Evet, İnanç hocamız buçukta geleceğim demişti. Şimdi toparlar gelir. Çok keyifli bir yayın yaparız inşallah. Evet, bir yerlerde eğitim varmış, bana yazmıştı. Emrah'cığım ya, İnanç hocayı mutlaka takip et ve bence bir Antalya'da aynı bizim ağırladığın gibi ağırlamanı istedim. Yani bir hayat felsefesi olarak girişimcilik konusunda Türkiye'deki önemli dostlarımızdan bir tanesi ve bugün bize sürprizler yapacak. Oyunlarla da ilgili çok yetenekli ve aslında tecrübeli birisi. Hoş geldin hocam. Merhaba, nasılsın Altuğ? Nasıl gidiyor? Hocam tam bir Avrupalı. 22-30 ya. Bak 29 değil ya. 22-30. Tabii tabii. 30, Alman ekolüyüm ben. Futbol gibi böyle. Katılımcıyla geldim bu arada. Oradan da insanları davet ettim. Buraya gelenler olacaktır. İşte evet evet, Gökhan dedi hocam bir dakika içinde gelir dedi. Diğer yayın dedi yeni bitti dedi. Evet evet evet, sağ olsun Gökhan da eğitime katılıyor. Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl altı? Ah hocam, ben tek ayak üstünde bekleyeyim. Ben senden şöyle bir kapsamlı eğitim alamadım. Yani parasını bile göndermeye kalktım bilmem ne, ama nasıl yani böyle bir şey var? Bende de artık çok düzenli açılıyor. Her ay oluyor. Bir ara bir boşluk olduğunda sen çok zor işin tabii. Gelirsin. Ya hocam evet, ben şeydeyim yani, o da bir girişimci, konuşuruz. Ben açıkçası biraz böyle bugün birkaç soru da sormak istiyorum sana. Ya ben de sonuçta çok fazla tanışma alıyorum. Yani çok böyle dalgalı oluyor yani. Çok sakin geçen dönemler oluyor. Mesela bu hafta şey popüler. Az önce dayanamadım, aradım. OVV'den Selçuk Bey'i. Belki tanıyorsunuz diye ismini de veriyorum. Ya hocam dedim, bugün firma vermeyeceğim ismi ama 3 firma. Hadi bir tanesini vereyim. Aselsan. Bana mail atıp hocam biz işe alım oynaştırması yapmak istiyoruz ve hemen bu ay yapmak istiyoruz. Çünkü sıkıştılar ya. Tabii. Ama son anda yani, herkes değil mi? Ama yani ve bu haftada tanışalım. Bak bu hafta bitmedi mi abi diye ben baktım yani. Selçuk Bey'i aradım. Dedim ki ya sizde de durum bu mudur? Bana mı özel bir muamele? Ya tam Türk işiyiz yani. Hani hiç böyle stratejik şey yok. Böyle 90+3'te gol atalım. Kupayı kazanalım. 90 dakika sakin bakarız. Yani önümüze bakalım. O anlamda ben de sana gelmek isteyip sonra böyle bir presle şey yapınca ne yazık ki vakit ayıramıyorum. Ve aslında bana da geri bildirim verilen şeylerden bir tanesi o. Kendi gelişine çok vakit ayırmıyorsun. Geri bildiğimi de kabul ediyorum. Senden öğreneceğimiz çok şeyler var hocam. Hoş geldin bu yayınımıza. Estağfurullah. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davet için. Biraz böyle oyunlaştırmanın günlüğünü tutacağız ama seninle de biraz sohbet edeceğiz. Benim bu çok kıymetli, hani kıymetli sohbetlerimiz oldu. Sende kaliteli sohbetlerimiz oldu. Ben hani çok zaten biraz tanıtmanı da isteyeceğim kendini ama tanıtırken bizim konsepte belki birkaç yayında izlemişsindir, sonradan izlediklerinde olmuştur. Biz biraz oyun ekseninde konuşuyoruz. Küçük İnanç nerede büyüdü? Küçükken ne oynuyordu? Hakikaten annesi babasıyla neler oynadı? Yani işte ne bileyim, Özgür Balat Atari'lerden bahsetti. İşte Uğur Hoca biraz daha misketlerden bahsetti falan. Hani hakikaten biraz düşünmeni de istiyorum. Ve sonra şu an seninkiler daha küçük diyebiliyorum ama yani neler oynuyorsunuz? Dijitale kaydınız mı? E-spor işte daha yoktur belki ama yani biraz böyle dijital tarafta da ne gibi oyunlar oynuyorsunuz? Öyle bir giriş yaparsan hocam bizim için süper olur. Hoş geldin. Tamam, çok güzel. Hoş bulduk tekrar. Teşekkürler davet için. Ben tam bir sokak çocuğuydum Altuğ. Yani Beyoğlu'nun yani Kasımpaşa ile Beyoğlu, Galatasaray arasındaki bir mahallede sokakta büyüdüm. Yani bütün sokak oyunlarının keyfini çıkardığımı söyleyebilirim. Delicesine çamurda, toprakta, misketlerle baya böyle keyifli sokak oyunları içerisinde büyüdüm. Onun için çok oyun açısından değerliydi. Bir de bir tarafımız bizim köyden gelen bir tarafımız var. İşte Giresun tarafından var, Adapazarı tarafından var. Yazları da fındık bahçelerinde, deniz kenarlarında, orada da kuzenlerle koşturarak, oynayarak, orada da yine deli gibi full aksiyon geçti. Fındık kabuklarına da oynuyorlar bir şeyler. Fındık kabukları, mısır koçanları benim açımdan çok derinlikli bir deneyim sağladı. Gerçekten çok şanslı hissediyorum kendimi. Hatta şu anda baktığımda bir sürü yeni nesil çocuğa yaptırılamayacak şeyler olduğunu düşünüyorum. İyi kurtarmışız yani. Böyle bir şekilde oynamışız, güvenli bir şekilde hayatımızı sürdürmüşüz diye düşünüyorum.
Şimdi oğlumla Ediz'le yine geleneksel oyunları oynamaya devam ediyoruz. Yakalamaca. Kaç oldu hocam? 4,5 civarı. 5'e doğru yaklaşıyor yani. 0-3 yaşı onunla kaliteli geçirdik. Onu sen de biliyorsun. Bayağı yerde de anlattım. 0-3 yaş bol diyalog, oyun, aktivite, onun merakını öldürmeyen bir takım işlerle. Ben tabii işin game tarafı, hani İngilizce'de var ya bu play ve game ayrımı, Türkçemizde pek olmayan. Her iki tarafı da çok seviyorum. Yani serbest ve improvize oyun tarafıyla başlayıp Ediz'le şimdi rol oyunlarına doğru, yapılandırılmış oyunlara doğru, tablette belki oynayacağınlara dijitale doğru. göre. Tabii. Evet, yani ben Ediz'den bekliyorum şimdi biraz sizin, çünkü oyun tecrübeniz de var İnanç hocam. Şimdi onu da soracağım. Artık Ediz'den de bekliyoruz böyle bir, nasıl söyleyeyim, Twitch kanalı, belki bir Değil mi? e-spor falan Tabii. olabilir Olur yani. olur. Niye olmasın? Hiç keyifli yani. Evet evet yani babası İnanç Ayar olanın. Ya Oyun medyaya oyunu. Ya sinemaya bir şekilde bulaşacaktır diye tahmin ediyorum. Benim de niyetim o zaten. Allah bağışlasın tekrardan hocam. Eşinize de çok Teşekkürler. selamlar Sağ bu arada olsun. tekrardan. Selamlar. Ya Teşekkürler. hocam biraz böyle ya tabii ben sizin şeyinizi açtım, podcast'inizi açtım. Yani genel olarak yaptığınız işlerden de ya sizin çok takipçiniz vardır, izleyen vardır ama bizden de belki ilk kez giren, gören vardır. Benim kitle çünkü biraz daha öğretmen oldu bu son dönemde. Eğitimciler var. Normalde yaptığınız işlerden ve özellikle bir yaşam felsefesi olarak hani girişimcilik podcast'iniz çok popüler ve çok başarılı. İnsanların hayatına dokunuyor. Ben de görüyorum. Gördükçe hem gurur duyuyorum hem hoşuma Çok sağ gidiyor. olasın. Hani hocam okudum. Yani şey çok önemli hocam. Yani ben de hep derdim o aslında. Bir şeyi böyle canlı yayını da olsa, bir seminer de olsa hayatına dokunmak. Dokunmaktan kastım hayatını değiştirmek, bir şeyleri farklı yapabiliyor olmak. Akşamleyin bir kitap bile okutmak. Belki bir girişimcilik fikriyle ilgili gaza gelip bir PowerPoint bile hazırlatsa, ki sizinki yapıyor onu işte o podcast. Bence dünyanın en güzel şeyi ya. Yani o emeklerinize sağlık. O podcast hakikaten şimdi birazdan önereceğim. Ama son dönemlerde İnanç Ayar neler yapıyor ile başlayalım. Sonra hocam sizin oyunlaştırma ve felsefe kısmına doğru yaklaşacağım. Çok güzel. Çok teşekkürler Altuğ. Podcast gerçekten benim de hayatımı çok etkiledi. Yani Çok o çok off the record, çok özür dilerim hocam sözünüzü keseceğim ama gerçek bir podcastçisiniz yani. Bu pandemi podcastçilerinden değil. Hani Evet. yıllardır podcast yapan. Ben de çünkü Doğru. Amerika'ya gittiğimde Amerika'da işte bazı uzmanlar bende podcast yaptılar. Ben de böyle o zamanlar ben de hani Türkiye'de podcast çok böyle konuşulmadığı için ya niye podcast yapıyoruz? Adam gibi röportaj yapalım, fotoğrafımı koyun falan diyordum daha mı? Ama o da adamlar dediler sonra işte abi trafikte dinleniyor, insanlar çalışırken dinliyor. Bu Tabii. bir kültür falan demişlerdi. Ben bu Tabii. işte şey var, game'i konu yapan Monika hanımefendi var. Onunla var benim bir podcast. Peki falan demiştim. Burun bükmüştüm o zamanlar. Ama şimdi Çok anlıyoruz. Tabii Siz uçtu çok, zaten. Çok çok Türkiye'de de geç geldi gibi. Siz daha iyi onun şeyine bakarsınız. Ama pandemide belki podcast daha değerli, anlaşılır bir şey oldu. Sizin hocam inancayar.com sitesinde de podcastleriniz var. Onu da biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Tabii ki. O podcastler yaklaşık işte 3 yıla yaklaşıyor altı. 180 bölümü de geçti. Gerçekten benim için de okul gibi oldu. Benim de kendime bir sürü kattığım şey oldu. Orada ben girişimciliği hem felsefe anlamında anlatıyorum. Bir de tabii ki harika, çok güzel. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik. Bir de tabii ben yaşamın kendisini de bir tür girişimcilik olarak ele alıyorum. Şimdi kitlemde bizi izleyenler arasında öğretmenler var dedim. Oyunlaştırmayı takip ediyorlar. Öğretmenlik de girişimcilik işi. Yani öğretmenliği de ben bir girişimcilik olarak görüyorum. İyi öğretmen girişimci olmak durumunda. Hemen hemen geçenlerde Twitter'da öyle bir hafif ufak esprili atışma oldu. Spor da bir girişimcilik işi. Yani spor yapan insan da aslında girişimci olmak durumunda. En nihayetinde bu dünyada kendi haline giden işleri kurcalayarak daha iyi hale getirmeye çalışan herkes bir şekilde girişimci olmak durumunda. Şu son dönemde özellikle ben startup camiasından biraz daha infopreneur dediğimiz alana kaymaya başladım Altuğ. Yani bilgi girişimciliği diyebileceğimiz alan. Kişinin kendi bilgisini, becerisini, deneyimini online'da insanlara bir şey öğretmek üzere kurguladığı bir girişimcilik türü. Dünyada çok heyecan verici bir şekilde ilerliyor. Birkaç örnek vereyim. Mesela David Perel var. Şu anda Writing Guy diye geçiyor kendisi. Yazmayı öğretiyor insanlara. İşte Twitter'da yazmak, blog yazmak, herhangi bir şeyi yazmak, makale yazmak üzerine. Şu anda son yaptığı eğitim 2000 dolardan fiyatlı eğitimi bu arada.
200'e yakın öğrencisi var. Yani bir eğitimde 400 bin dolarlık bir ciro oluşturuyor. Bilgisiyle sadece. Bu da gerçekten çok büyük bir başarı. Ben şimdi orada dünyada takip ettiğim bir takım infoprenörlerle, ben de bir bilgi girişimcisiyim bu arada. Sen de bir bilgi girişimcisisin. Çünkü danışmanlık yoluyla, eğitim yoluyla, kitap yoluyla ve yaptığın bir takım işlerle ekonomik değer üretiyorsun. Ben de aynı şekilde danışmanlık yapıyorum, bir takım girişimlerim var. Biraz onu sökmeye çalışıyorum. Yani ne yapıyorlar, neye dikkat ediyorlar? Son dönemde özellikle ilgilendiğim alan bu. Hocam ben özellikle sizin sevgili Ozan'la da kulağını da çınlatalım. Ben hatta Ozan'a ben inancımı bulamadım mesela demiştim. Yani yanıma böyle bir tatlı atışmalarımı yapabileceğim. Ama tabii bu felsefi seviyede hani birlikte konuşabileceğimiz, yani oyun ve oyunlaştırmada öyle bir partner bulamadım. Ama Ozan'la ikinizin videolarını da çok beğeniyorum. Her gün öğren, ben özellikle onu da arkadaşları incelemesini öneririm. Her gün öğren diye yazınca çıkar zaten bu bizim paylaştığımız afişte de, arkadaşların yaptığı afişte de her gün öğren. Ozan'la birlikte var. Ortak girişimimiz o bizim. İki ortağız her gün öğrende. Ve çok da keyifli gidiyor dediğin gibi. Ben çok videolarınıza üyeyim. Hepsini izliyorum. Yani bu dördüncü atıldı galiba şimdi beyinle ilgili olanları. Oturuyorum, evet, izliyorum. Evet. Tam micro learning örneği. Bana micro learning nedir dediklerine geçen gün dedim. Her gün öğren yaz. O işte dedim. Anlatsın. Hani girin bakın. Hani 3-4 dakika bir üstte konteks, ama her saçma saçma 3-4 dakika değil. Hani üstte bir konteks var. Altta onu doldurulmuş küçük küçük şeylerle yapılıyor. O yüzden her gün öğreni ve Ozan'ın da kulakları çınlasın. Ozan'la da burada acayip iyi bir yayın yaptık. Öyleymiş. Yani biraz böyle flörtüz oldu. Dedi ki bunu biz yapsak mı her hafta falan dedi. Valla ben çok isterim. Hani dedim ya, dedim işte ben inancımı bulamadım. Yani böyle bir şey çok isterim yani yapalım diye. Böyle bir konu da var hocam. Yani sizin aslında girişimcilik, hani iki tane Steve bir araya gelince Apple kurulmuş. Takım oyunu da biraz bu işin içine giriyor. Doğru. O anlamda da bence sizin tarafta Ozan'la inançla mesela çok Türkiye'de göremediğimiz çok güzel bir ikili. Bunu Zeki Metin gibi diyebiliriz, sinemada Beyaz Perde'deki, artık dijital camiadaki. Ne güzel benzetmeler. Çok teşekkürler. Orada bu arada Ozan'la, yani ikimiz de şunu sevdiğimiz için bir şeyleri anlamaya çalışmak, anlam vermeye çalışmak. Mesela birlikte David Perel'a bakıyoruz, Jack Butcher'a bakıyoruz. Başka kim var? Sean Parrish var. Yani infoprenör kategorisindeki bir takım global isimlere bakıp yapı sökmeye çalışıyoruz. Yani bunlar ne yapıyorlar? Nelere dikkat ediyorlar? Orada bayağı felsefe teori giriyor işin içerisine. Girişimcilik teorisi giriyor. Onları anlamaya çalışıyoruz. Bir de yani bu Carl Sagan'ın yaptığı tarzı popüler anlatıyorsunuz. Bence en kritik şey o. Şimdi yani böyle ben de açıkçası sesiniz bayağı bulanık geliyor hocam. Benim sesim mi bulanık geliyor? Benimki mi? Ben şöyle tutayım. Benimki olabilir. Ben çünkü kurcaladım biraz ya biraz önce. Acaba tamam. Benimki kötü geliyor. Seninki bana net geliyor. Ben de şöyle yaklaştırdım mikrofonu kendime. Tamam, ben de biraz bağırabilirim belki Bora hocamız için. Ne diyecektik? Ha, yani şey hocam, bence sizin yaptığınız bu popüler yapılıyor, popüler bilim diyorlar. Hani adı biraz kötü bence aslında, popülerleşmek için değil de daha anlaşılır bir tarzda anlatıyorsunuz. Yoksa ben sizin videolarınızı hakikaten çok net öğreniyorum. Eminim insanlar öğrenmeseler takip etmezler. Bence o seviyelerdeki bilgileri de hem lokalize etme de önemli. İşte ne bileyim, tavladan örnek verme, kız istemeden örnek verme falan. Ozan ona çok giriyor falan, böyle güzel yapıyor. Onlar bence insanların dilinde çok güzel yapıyor. Bence Ozan Dağdeviren'in de hem kitapları hem de kendisini de takip etmeniz iyi. İnanç hocamızın sesi iyi. O zaman ben kötüyüm. Ben gidiyorum hocam. Süper. gel. Ben duyuyorum seni ya, net olarak. Oyunlaştırma çok iyi. Günlüklerini İnanç hocamıza bugün devrediyorum. Yer değiştirelim. Öyle bir şey olsun. Tıkır diye basalım. Dönsün. Hocam sizin ilginç bir şekilde oyunla da aslında emek verdiğiniz şeyler var. Ben biliyorum. Artık bizim etkinliklere de geldiniz. Ufak ufak aslında sizin oyun tecrübenizi de play'de dahil, game'de dahil, hani o tanımları falan çok yaptık biz. O tanımları da felsefi olarak yapmakta girişte belki yine fayda var. Artı sizin oyunla ve keza biraz iş yerlerinde de iş amaçlı oyunlaştırma ile ilgili fikirlerinizi almak isteriz. Çok güzel. Ben oyunu felsefi anlamda da çok merkezde bir yere koyuyorum Altu. Yani oyun dediğimiz şey bilimin ilerlemesindeki temel faaliyetlerden birisi. Hep şunu söylüyorum. Bilmediğimiz için bir sonraki adımı, bilimsel açmazlar açısından konuşuyorum. Yapabileceğimiz en fazla o noktada oynamak. Yani şeyi düşünelim, geometri problemi çözerken üniversite döneminde falan çözemediğinde ne yaparsın? Direkt oynamaya başlarsın. Kağıdı çevirirsin, daha büyük çizersin, tersten bakarsın, biraz uzaktan tutarsın, biraz yan bakarsın.
yardımcı çizgiler çizersin. Orada amaçsız bir faaliyet vardır. Şimdi oyun dediğimiz o amaçsız faaliyet, play kısmından bahsediyorum. Bizde bir tür imkan araştırması gibi o şeyin imkanlarını açmaya başlıyor. Yani halihazırda tamamen gözükmeyen şeyleri oynaya birbiriyle eşleştirerek yeni bir şeyin açığa çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz. İşin bu serbest oyun tarafı. Game tarafı da hayatın bir tür provası gibi. Yani şu manada söylüyorum bunu. Hayattaki hemen hemen tüm duyguları bir oyun içerisinde, kurallı bir oyun içerisinde bulmak mümkün. Zaten gamification da bunu keşfetti son dönemde. Yani insanın dürtülerine, motivasyonuna dair, eylemlerine ve amaçlarına dair bir sürü şeyi keşfetmiş durumda. Bir başka şeyi daha keşfettiğini düşünüyorum ben. Son dönemlerde benim insanın rasyonel olmadığını iyice fark etmemi sağlayan disiplin davranışsal ekonomi disiplini. Biraz da üzülerek fark ettim bunu. Sen de biliyorsun. Bayağı saçma sapan varlıklarız. Gerçekten yani söyleyebileceğim en temiz laf bu. Evet. Böyle ne dediğini bilmeyen, ne yaptığını bilmeyen. Tutarlı olmayan yani. Evet. Davranışsal ekonomi işte biraz bu tarafı inceliyor. Bir örnek vereyim mesela. Deneray'di hocam şeydi yani, yani tek bildiğim şey insanın irrasyonel olduğu diyen Deneray'di galiba. Tabii. İnsanın bu irrasyonelitenin dışında da başka şeyler var bu arada. Bizi çekiştiren yani bize kapalı olan bir takım hareketlerimizi şekillendiren kuvvetler de var. Genetik faktörler var. Yani çoğu zaman hatta aldığımız kararları sonradan rasyonelize ediyoruz. Post-rasyonizasyon yapıyoruz. Karar alan bile biz olmuyoruz çoğunlukla. Şimdi BJ Fogg'un yapmış olduğu bir ayrım var motivasyonla ilgili. Diyor ki içsel motivasyon var. Yani en ulaşmaya çalıştığımız motivasyon tipi. Dışsal motivasyon var. Yani ödül ve ceza var. Bir de bağlamsal motivasyon var diyor. Şimdi eskiden olsa ben bağlamsal kategoriyi içten gelmediği için kendi tasarımlarımı almazdım. Ama artık insanın tamamen rasyonel olmadığını bildiğim için bağlamsal kategoriyi de tasarımlarımda kullanıyorum. Bağlamsal kategori nedir? Bir hızlı örnek vereyim. Mesela koşmayı hayatıma geçirmek istediğimi varsayalım. Bu koşma işini içsel olarak arzu etmek, istemek ve içten gelen bir güdüyle koşmaya çalışmak içsel motivasyon. Birilerinin bana koştuğum için ödül vermesi, para vermesi ya da statümü düşürmesi, cezalandırması, bana kötü sözler söylemesi belki diyelim, motivasyonumu kırması dışsal motivasyon. Bağlamsal da şu, 5 arkadaş bir araya gelip diyoruz ki ya biz haftada 3 defa koşalım mı? Koşalım diyoruz. O andan itibaren benim için bir bağlam oluşuyor. Yani başka insanlara söz verdiğim için o davranışı gösterir hale geliyorum. İşte gamification, oyunlaştırma dediğimiz alan insanın hem rasyonel taraftan getirdiği dürtüleri hem de diğer taraflardan davranışsal ekonominin tarif ettiği diğer dürtü tiplerini bir havuzda toplayıp bir tasarım aracı haline, çerçeve haline getirebildi. Çok doğru, çok eksik bir yerde hocam o yani. Aslında bu Ryan and Desi var ya işte zaten şey Daniel Pink aslında bayağı popüler eden onu. Evet. TED konuşmasıyla. Aslında özünde bir 1900 yanılmıyorsam 80'lerde falan başlamış bir teori o. Self-determination teori. Kendini gerçekleme teorisi. Ama orada işte içsel dışsal diye basit bir ayrım var. Basketbol örneğini verirler. Çok etkilemişti beni. Yani kendi kafanı boşaltmak için yapıyorsan mesela o bayağı içsel motivasyon, ama maaş için yapıyorsan, bir ne bileyim bir işte kilo vermek için bile spora gidiyorsan o dışsal diyor mesela. Kilo vermek için hani sağlık ödül ve cezaya giriyor farklısın. Tabii. Evet yani çünkü atıyorum o gün spor yaptın kilo vermedin tüh be diyorsun. Ha kötü bir şey. Hı-hı. Abi spor yaptın güzel yani terledin. Hani iyi hissetmen lazım. BJ Fogg'un da eklediği dediğiniz gibi relatedness konusu, bağlamsal motivasyon hakikaten çok önemli ve çok da popüler bir şey. Size sürprizim var. Son kitabını onun aldınız mı? Bilmiyorum. Almadım daha. E-book olarak okudum. İmzalı mı yoksa kendisinden? Oo, çok iyi. Çok iyi. Hocam, ya benim, bu bir şey adamım mı ya? Ya adam çünkü ya. Tertemiz. Evet, böyle operasyona. Ben şu an danışmanlık işlerimde kullanıyorum. Bayağı böyle uzun soluklu danışmanlık işleri yapıyorum. BJ Fogg'u kullanarak. Efsane. Evet, evet. Ve çok free format veriyor. Ve bu kitap çok temiz yazılmış. Daha önce kitabı yoktu zaten. Yani kitaptaki şeyler, grafikler falan çok kullanılabilir. Ability kısmı önemli. Mesela bir motivasyonun ability'si kısmını da anlatıyor burada. Bir organizasyonel ability diye bir şey var falan.
Bence hakikaten önemli. O ability de benim zihnimi çok açan şeylerden birisi. Onu da söyleyeyim Altu. Normalde becerinin kendisini geliştirmeye çalışırız ya. Hani ability artsın diye. Ben şu an tersten gidiyorum. Beceriyi daha az gerektirecek kolaylaştırmalar keşfetmeye çalışıyorum. Yani hocam, Tiny Habits de mesela benim için önemli bir şey ve çok fazla content koydu hoca bu şeyde. Lütfen arkadaşlar Tiny Habits'ı baksınlar, yazsınlar. Her şeyi açık. Da hani, evet ya, adam her şeyi zaten koyuyor ve ben biraz Türkçeleştirmeye çalıştım. Şeyi var, şablonları var, framework'leri var, indiriyorsunuz. Böylece gayet akademisyen olduğu için aslında, yani böyle business, para yapmaya çalışan biri olmadığı için. Hani o anlamda bence Tiny Habits'teki şablonlar da çok faydalı olur. Ve dediğiniz gibi bir kişi daha var bu arada, BJ Fogg'u Türkiye'de bayağı iyi keşfedip şey yapan. Melis Abacıoğlu. Sabah beraberdik onunla bir şeyle. Bu Elif Boyner'in partneri. Sweaters, Vending, Kızlar Sağdayı falan yapan. O mesela, o da konuşuyor. Melis de bayağı BJ Fogg'la şeyi iyi. Arası iyi. Şimdi şeyi söyledi geçen gün. Hani Türkiye'de işte bir konuşma yapmadı, bir yapmayı düşünüyoruz falan filan diye. İşte ücret istemiş falan. Demiş ki şey Melis, daha önce konuşmadığınız bir ülke olursa ilk seferinde ücretsiz olur mu? Tamam demiş. Tamam, I am from Turkey dedim diyor. Oh demiş. I never did that demiş. Okay demiş. Let's make it free falan böyle. Çok hani, iyi ya. Evet, hiç konuşmamış daha önce bu arada Türk grubuna. Büyük ihtimal öyle bir şey yapacaklar bir şeyde. Ben de yazışıyorum ama benden de ücret istedi ama bakalım. Arkadaşlar, yani çok güzel bir kitap ve Melis de bu arada kurumlara Tiny Habits anlatıyormuş. Organizasyonel anlamda. Yani işte sabahleyin gelindi, öğle yemeğine çıkmadan yaptıkları organizasyonel davranışları bul. Onun arkasından bir şey yaptık ve böyle bir celebration koy. Ödül mödül değil. Direkt müzik aç, bir şey yap. Hani ne bileyim, sohbet et, bir ritüel yap gibi. O çok Tiny basit Habits konseptini yapıyor. Çok etkili. Ben bunun bir önceki şeyi vardı ya, davranışla ilgili verdiği üçlü ayrım Tiny Habits'ten önce. Ben onu kullanıyorum. Yani uzun soluklu açığa çıkmasını istediğim davranışlar için. Evet. Şu mu acaba? Aynen. Bu ability, yetenek. Evet. Motivation ve tetikleyici kısmı. Evet. Yani bu da işte, motivasyonunuz çok yüksek olabilir ama yeteneğiniz yoksa çok yapamıyorsunuz. Dengede olması lazım ve bir de tetikleyici gerekiyor mantığı. Keza biliyorsunuz Nireal öğrencisi bu arada, çok hani sağda solda söylenmiyor ama kanca modelini bulan da bu arada BJ Fogg'un kampından çıkmış. Nireal Stanford'daki kampta bunu öğreniyor ve getiriyor. Hakikaten çok çok temiz olması çok doğru hocam. Çok da faydalı bir şey. Ne güzel bu kontentleri de böyle Türkçe içerik üretmek ve konuşmak. Ben de çok keyif alıyorum. Tabii ben bunu bu arada eğitici eğitiminde eğitim tasarımı içinde kullanıyorum. Çünkü eğitim tasarımında öğrenci davranışını değiştirmek üzere bir takım işler yapman gerekiyor. Bazen ilham vermen gerekiyor. Bazen kolaylaştırman gerekiyor. Bazen de hatırlatman gerekiyor. Bunu tasarımın içerisine aldığın zaman bayağı kuvvetli bir tasarım elde etmiş oluyorsun. Çok doğru hocam. Elinize sağlık. Bence o eğitici eğitiminizi de ben zaten hem almak istiyorum hem de daha çok insana duyurmak istiyorum. O da bir cepteki aksiyonlarımızdan bir tane. Olsun bizi izleyen eğitimciler de inanç. Hakan Akban geliyor şu anda bu arada. Selam Hakan söylüyorum. Akban eğitimde. Hakan Akban vallahi eğitimde süper, şu an. Evet, Gökhan'la birlikte ikisi de oradalar. Evet ya. Onlar. Peki game, sen game alanında ki pozisyonun nedir? Yani play, gamification, onların üzerinden biraz geçtik. Ben sana sorayım. Game alanına nasıl bakıyorsun? Vallahi vereceğiz oyunlaştırma günlüklerini İnanç Hoca'ya. Hoca devam edecek. Çok iyi. Yok ya yok, hemen devredeceğim. Türksel Akademi'de ben zaten oyunlaştırma yapmadım. Yani oyunlaştırma yapmak nasip olmadı. Oyunlaştırmadan bahsetmek nasip oldu. Game yaptım. Edu Game, Educational Game'ler. Yani Pixofan'la, Utopic Farm'la oyun gözüken ama simülasyon. Yok pazar simülasyonu, yok efendim neydi o, call center simülasyonu, yok müşterinin güveni geliyor da siniri çok. Hani güveni yüksek, siniri düşük, sonu siniri yüksek, onları falan. Bunlar böyle oyun mekaniklerini eğitimde verilmesi gereken hizmet satış modelleriyle falan verdik. Eğitsel oyun tasarımı oyun firmalarıyla yaptım. Bayağı böyle 6 aylık, 1 yıllık falan projeler yaptım. Oyun tarafında öyle. Çok küçük oyunlar, oyun projelerinde de bulundum. Daha böyle hyper casual oyunların pazarlaması tarafında. Bence dünyanın en güzel alanı ama ben hep eğitim kafasında olduğum için, annem babam da eğitimci olduğu için hep bunun böyle daha faydalı alanlarda kullanılması. Sadece eğlence amaçlı değil, oynayarak da değil. Simülasyon bile daha da faydalı amaçlı kullanılabilir mantığıyla. Oyunlaştırma bana çok oturdu. Yani sen bir oyunlaştırma deneyimi yap. Hani bunun öncesinde bir, ne bileyim, şifre gönder. Sınıfa geldiğinde bile bir oyun olsun. Keza mesela bence Gökhan'ın mesela tezgahçılarda yaptığı bir taktik vardı. İnsanlara kahvesini sorup, yok oturduğu yere kahveyi koyuyordu mesela. O mesela tam bir onboarding
kafası. Onda da mesela oyunlaşmaya çalışsan oturduğu koltuğun altına bir şifre koyarsın. Hepinizde bir şifre var, birbirinizi bulun, tanışın dersin. Onboarding'i de mesela oyunlaştırmış olursun. Yani o journey kafasına girince çok oyun firmalarının da oraya yaklaşmadığını gördüm. Oyun firmaları mekaniği buluyorlar. Siz de işte biliyorsunuz o mekaniği büyütüp 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 500 level yapıp ilerletiyorlar. Hani ben UX tarafının çok besleniyorum. Bugün sabah da bir yerde söyledim. %20, %30 aslında persona ve UX çalışıyorum gamification design'da. Ama bunu game design'da göremedim. Game design'da zaten ders veriyorum Bahçeşehir'de falan ama hocam game biraz game'de kalıyor yani, öyle söyleyeyim. Gamification biraz daha işte BJ Fogg'lara doğru geliyor. Davranış bilimi geliyor. Davranış tasarımına doğru gidiyor, evet. Evet, daha yapılandırılmış. Bence zaten bunu ben çok insanlarla teyit ettim. Bir sürü firma oyunlaştırma yapacak ama adına oyunlaştırma demeyecek. Deneyim tasarım diyecek. Olcay Tüceniz de bunu söylüyor. Yukay Choi da bunu söylüyor. Yani gamification yapıyoruz diye girmek zaten yanlış. Yeni nesil deneyim yapalım. İçinde oyun mekanikleri olsun. Bilinmezlik. Ya belki de bir talihsizlik de var bu arada isim açısından bence. Yani game'e mahkum eden, kafayı game'e mahkum eden bir isimleştirme talihsizliğinin olduğunu düşünüyorum ben. Zaten bulan da pazarlamacı ki Gabe Zickerman. Yani çok önemli bir adam. Kendi teorisi de var. Pazarlamacı olmasına rağmen SAPS diye bir modeli var. Status, Access, Power, Staff diye, ama pazarlama amaçlı bulmuş hocam. Yani Gamify This Shirt diye konferansta çıkmış abi mesela. Hani diyor ki tişörtümdeki kodu gir puan kazan diye konferansta. Bu kadar gitmiş abiler var. Ama marketing kökenli sonuçta o kelimeyi pazarlama yapan. İşe yaramış mı? Yaramış. Ama dediğiniz gibi biraz böyle artık daha oturup yapmak. Şey gibi, bu blockchain yapmak için blockchain yapmak değil. Güvenlik için blockchain yap. Hani gibi. Hani oyunlaştırma yapmak için oyunlaştırma değil. Biraz daha deneyimi iyileştirmek için oyunlaştırma yapmaya çalışınca şey oluyor. Yani hocam soruya biraz çevireyim, size doğru dönmeye çalışayım. Sizin de olur. Projelerde gördüğünüz hani Türkiye'de benim bu soruyu size tek sorabileceğim insanlar herhalde sizsiniz diye düşünüyorum. Çünkü benim de kafamda genelde soru şartları bu. Türkiye'de oyunlaştırma deyince hemen şu firma diyemiyoruz. Bunu bu arada birkaç kişiye sordum ama şöyle sordum. Fazıl Oral'a sorabildim. Tam böyle Fazıl Hoca da çok felsefi bir seviyeden cevap verdi ama mesela Amerika'da design thinking'i gidip şeyden alabiliyorsunuz, Lego'dan. Yani bu marka buna sahip çıkmış. Storytelling'i gidip Disney'den alıyorsunuz. Disney'den. Disney çalışanı veriyor. Tamam mı? Türkiye'de böyle bir konuya sahip çıkmış bir firma yok sürdürülebilir bir şekilde. Diyemiyorsun yani. İsimlerini de sayalım işte. Eczacıbaşı bunu verir, kaçırma abi. Türksel şunu verir, müthiş abi. Gibi bir şey yok. Hani öyle bir konsept yok. Site yok, uzman yok, sürdürülebilirlik yok. Gamification'ı git abi şu firmadan al. Mutlaka ondan olmalı gibi bir şey yok. İsimler var bizde. Biz bildiğiniz ki tekil yürüyen hani bir şeyiz, uzmanlar işte abicisiyiz, ordusuyuz diyelim. Şimdi oyunlaştırma için de şey diyemiyorsunuz. Yani şu marka, şu X markası abi işe alımda da oyunlaştırır. İçeri girersin abi, oryantasyon öyle kutu koymaz masana yani. Bildiğin kaçış oyunu olur. Satış toplantıları uf kopar, müthiş şeyler yaparlar ama işte ne bileyim herkes telefonundan bir şey girer, herkes şeyini görür. Öyle bir şey de yok ne yazık ki. Yani oralara yakın duran firmaların da durum belli. Şimdi ama yurt dışında var. Yurt dışında oyunlaştırmayı bir kültür olarak ifade eden hem ajanslar hem firmalar her yerde bize yakışmaz abi. Bu ne böyle? Böyle sunum mu olur? 10 dakika PowerPoint anlatılır mı? Veya işe alımda öyle form mu doldurulur? Ne bileyim geri bildirimi gerçekten bir ay boyunca yapmıyor musunuz deyip hani bize yakışmaz deyip giriyorlar o işlere. Bence oyunlaştırmanın Türkiye'de bu şekilde alınmamasının bir kültür şeyi doğal olarak bizim sürdürülebilirlikle ilgili bir sıkıntımız olmasından dolayı. Bence. Ama çok basit dar bir yorum bu. Bence. Siz bunu neye bağlıyorsunuz hocam? Yani bu markaların sürdürülebilir bir şekilde bu deneyim tasarımını eğlenceli yapamaması, markaların hem çalışan hem müşteri deneyiminde, koca koca bankalar da dahil buna bu arada. Örnek vereyim, Rabobank, işte müşterilerinin çocuklarıyla bankaya giderlerse çocukların oyun oynayabileceği bir alan var. Oralarda bildiğiniz dijital ekranlar var. Finans okul yazarlığı öğretiliyor çocuklara mesela. Paraların renkleriyle oynuyorlar falan. Yani müşteriye kadar çıkmış ve bunu yapan departmanı var Rabobank'ın. Tamam mı? Hollanda'daki bir banka bu. Müşteriye mi yapıyor adam? Ya diyor ki çalışana da yapıyorum. Müşteriye de ekran yapacağım diyor. Adam orada küçük vakit geçirsin diyor. Hani sonuçta sıra beklerken. Deneyim tasarımı yapmışlar. O servis tasarımı neyse yani. Hocam bekliyorsun ya. Hocam sizce biz niye bu seviyelere gelemiyoruz yani? Hep böyle küçük küçük eğitim oyunlaştırması, satış oyunlaştırması ve sürdürülebilir bir oyunlaştırma kültürü yok. Çok güzel bir soru ya Altuğ. Hiç cevaplamaya bile gerek yok. Sorunun kendisi o kadar güzel ki. Benim tabii hocam. Bir takım yaralarıma da dokunuyor. Kültürel ben, diye düşünüyorum. Bende de cevabı yok çünkü bunun. Yani hani oyunlaştırmadan değil onu söyleyeyim. Tabii. Yok. Bir takım değerlerin içselleşmemesiyle alakalı. Bir de tabii ki
bazı şeyler biraz lükse giriyor Altuğ bence. Yani nasıl desem, mesela pandemi döneminde hijyenik olarak kalıp bir şeylere bulaşmama lüksüne sahip bir kategori insan vardı. Bir de sokaklarda en başından beri çalışan, uğraşan, didinen insanlar vardı, değil mi? Yani bir yüksek uğraş olarak pandemiden kendini koruma lüksüne sahip bir zümre yaşadı Türkiye'de. En başından beri pandemiye dair hiçbir önlem alamayan da bir kitle vardı. Şimdi biraz buna benzetiyorum. Herkes B2B'de, Türkiye'de, Türk B2B'sine biraz kırgınım açıkçası. Şu anlamda da söyleyeceğim bunu. Mesela ne bileyim, bir pandemi döneminde ilk kıstıkları bütçe öğrenme bütçesi olabiliyor. Öğrenme ve Eğitim. gelişim bütçesi olabiliyor. Şimdi bu şu demek, biz hepimiz bir geminin içerisinde hep birlikte bir yere doğru gidiyoruz değil de, yani sen benim için, senden kasıt da öğrenme ve gelişim partnerleri, bütün ekosistemi anlatıyorum. İlk fırsatta yangında kurtarılmayacak ve yakılacak şeylerden birisin demek. Şimdi bu etkileşimler tabii ki böyle o haliyle kalmıyor. Ne oluyor? Pandemi bittiğinde hepimizde bir takım temel duygular kalıyor. Yani ben mesela toplantı gerçekten bayağı şeyim bu konuda. Yani B2B, Türkiye'deki B2B'nin durumu, ne bileyim İK'nın durumu falan da feci. Acayip toplantılara giriyorum ben. Yani Gidişat değildi galiba hocam. Doğru mu? Yani kötü anlamda tabii. çok böyle bir şey çizmek istemiyorum ama iyileşme trendi de yok galiba. Yani trend biraz böyle. Ben kendi pozisyonumu söyleyeyim. Ben artık içinde yer almak istemeyeceğim bir takım hal, tavır ve toplantıları hayatımdan elemeye başladım. Mesela fiziksel toplantı gerçekten gerekmiyorsa gitmiyorum. Yani ve de bunu da kendi ekonomimi buna muhtaç olmayacak şekilde kurgulayarak yapıyorum. Çünkü Türkiye'de B2B'de ekonomik olarak o sisteme muhtaç olduğunu hissettiği anda insanlar iyice şeye doğru götürüyorlar. Yani seni toplantıya da çağırıyor, 6 ay boyunca görüşüyor, hiçbir şekilde bir yere bağlamıyor. Anlatabiliyor muyum? Bir sürü sıkıntılı şeyi yaşatabiliyor. Ben orada işte biraz şey tarafındayım. Sistemi düzeltemeyeceğimi bildiğim için, dediğin gibi sistemsel bir problem olduğu için bireysel olarak kendimi Türk B2B'sinden korumaya çalışıyorum Altun. Anladım hocam. Yani hakikaten acı tabii, üzüntü verici. Trendi en azından pozitife çevirmek belki biraz daha pozitif olabilirdi ama burada ekonomik şeyler, şartlar devreye giriyor. Ya şey Pandemiden mesela dolayı. enteresan, çok koca koca kurumlar bir takım işleri bedava yapmaya falan çalışıyorlar. Seninle kazan kazan kurgulamaya çalışıyorlar. Mesela dijital bir girişimsin, startupsın, kendi yayılımı için bir platformda senin içeriğini, bak benim platformumda gözükmek sana zaten yeterince artı sağlayacaktır, para vermeden alayım diyor falan. Böyle nahoş yani gerçekten. Evet. Ya Şimdi o yüzden hocam yabancılar bizim ülkemizde mesela sürdürülebilir iş yapamıyorlar. Bence bu da bir konu. Benim çok muzdarip olduğum, siz tanışmış mıydınız NIST'la bilmiyorum ama ya benim de sonuçta kariyerimde ve hayatımda çok önemli bir yeri var. İlk kitabımda da ismini buraya yazmıştım. NIST Van der Linden katkıları diye. tanışamamıştım ama çok iyi söz ettiğini biliyorum. Yani mesela bu bir Hollandalı uzmandı ve işte yani benim bir Türk mühendisiyim ben de. Yani Yıldız Teknik'ten mezun olmuşum. Türkiye'nin ekmeğini yemişim, suyunu içmişim. Sonuçta öyle yurt dışına gitmişiz, gelmişiz ama öyle eğitim amanım değil. Benim gerçekten sadece 3-4 ay haftada bir gün görüştüğüm bir uzman ama hayatımı değiştirdi. Yani şimdi BJ Fogg'lar konuşuyoruz, yazışıyoruz falan filan. Yani dünyaya da etkisi olan işler yapmaya başladım falan diye söylüyorum. Yani bu uzmanlar ama artık hocam burada yok. İşte şeyi söyleyeceğim. Ya yani o tarz bir B2B mantığı oldukça Nils da şeyi söylüyordu. Yani siz tanışma toplantısı da getirip hani sunumunuz? Hani gamification anlatın. Ya şimdi ben buraya tanışmaya geldim diyor. Hani ben yaptığım projeyi anlatırım ama gamification anlatmam. Hani ve sunum da yapmam. Sohbet ederim. I am Nils van der Linden. I am işte consultant. Hani işte it covers şunlar bunlar, personalar, journey'ler. Hani bunu anlatırım ama sizin kurumlar diyordu hep şey istiyor. Hatta toplantılara, benim de başıma geldi bu arada çok büyük birkaç firmada. Toplantılarda 3-5 kişi gözüküp bir giriyorsunuz 40 kişi var. Millet kenar çift çift yapmış böyle, tamam mı? Yani ne oldu diyorsunuz? Hocam sunum yapacaksınız. Sizin çok Altu, TED konuşmanızı izledik. Çok güzel Altu, sunum yapıyorsunuz. bunlar nedir biliyor musun? Küçük hesap. Bu Evet, tarz evet. küçük hesaplar, yani genelde zaten bazı lükslerimizin olmaması küçük hesapları bir yere bağlayamamaktan kaynaklanır. Onun için pek bir sonucu olduğunu düşünmüyorum. Gamification'da bizim arzu ettiğimiz
yüksek kalitede sahiplenmeyi yapacak bir kurumun çıkması da çok kolay gözükmüyor yakın vadede bana. Bireyler sahiplenecek. Mesela sen sahipleniyorsun, sahiplendin. Bana bugün bir toplantıda sorulduğunda senin adını verdim. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Ben yani global içerik üretmeye çalışıyorum ama kişiler, kurum içi sahiplenenler de var. Mesela Özlem var, ismini vereyim. Şu an Türkiye Finans'ta, tanışıyorsunuzdur da. Mesela o kız çok sahiplendi. Eski şirketinde de sahiplenmişti. Orada event yapmıştı. Ben zaten ümitli olduğum şey biraz daha o hocam. Yani kurumlardan yer açmak değil, artık o işte daha genç grubun gelip ya bu ne abi, böyle süreç mi olur, böyle işe alım mı olur, böyle geri bildirim mi olur, bu nedir ya? Gelelim şunu şöyle yapalım, bak bu oyunda böyle şeyler var, böyle avatarlar var, böyle bir şeyler yapılıyor. Ya ben biraz daha onlardan ümitliyim hocam açıkçası. Ve bunları biraz daha onları anlatmak, onların da biraz daha bu sorgulamasını istiyorum. Yoksa gamification pamuk pamuk bir model, tek başına da bir şey değil yani. Gerçek bir yolculuğun olacak, onun içine koyacağım bir yaklaşım olması lazım. Benim tek iyi yaptığım şey bence hocam, oyunlaştırmayı biraz daha globalde nasıl anlatıyorsa öyle anlatmak. Tek belki iyi yapmaya çalıştığım şey o diyebilirim. Yani burada nasıl anlatılıyorsa, Atina'da nasıl anlatılıyorsa, Paris'te nasıl anlatılıyorsa İstanbul'da öyle anlatılsın diye hani tek çıktım. Doğru yaklaşımda bu bence zaten bu arada. Evet. Yani işte tek belki şeyimiz o anlamda o oluyor ama bu işte dediğiniz gibi biraz lüks kalıyor. Eğitim lüksse oyunlaştırma zaten bayağı lüks yani. Hani tabii. Adam gelişmesin diyorsun, abi eğlenmesin zaten ya. Eğlenme ya da bir davranış değişikliğini farklı yöntemle yapmak zaten işin şeyinde. Ama eğitimde öyle değil. Ben de zaten son kitabımda biraz okullara doğru yaptım. Çünkü çocuklarda öyle şeyin şansın yok hocam. Yani çocuklar eğlenmeden öğrensin diyemiyorsun. O yüzden eğitim tarafında bence fırsatlar devam ediyor oyun ve oyunlaştırma ile ilgili. Sizin için aldığımız sorulardan bir tanesi de hocam şöyle. Oyunlaştırmanın zaten hani biraz felsefesini de konuşmak. Oyunlaştırma biraz da bir beyin tarafına da devreye giriyor. Davranış bilimi sizin çok ilgilendiğiniz bir alan da devreye giriyor. Normalde yazıyoruz duvarlara bunu yapmayın diyoruz. Sosyal mesafeyi koyun, maskeyi takın, ne bileyim şunları, ama bunu dinlemeyip de insanlar bir oyun varsa direkt hemen her şey aman aman falan yapıp hemen toparlamaya çalışıyor. Ama kaçırmayalım o fırsatı diye. Davranış değişikliği olabiliyor. Acaba oyunlaştırma, hormonal ve hani organsal hatta diyeyim, normal iletişimin yapamadığı neyi başarabiliyor da bu kadar hızlı davranış değişikliği yapabiliyor bir grupta? Herkese değil ama bir grupta. Galiba çok net sınırlar çiziyor. İnsanlar da netliği seviyorlar. Yani böyle aniden insanları birbirine kaynaştıran ve mutlu hissettiren şeyler genelde çocukluk dönemine de işaretlenebilecek şeyler. Çocukluktan beri güvenli bir ortam içerisinde, sınırları belli bir şekilde, ne olup biteceği belli bir ortamda, kurallar içerisinde oyun oynama duygusu barışçı ve insanı mutlu eden bir duygu. Ne olacağı belli, sonuçları belli, az çok öngörebiliyorsun. Bu da hani vardır ya, çocuklar aynı kitabı 100 defa okumayı severler. Çünkü sürpriz sevmezler. Bence o tarz bir yapı. Ateş başında olmak da mesela benzeri bir hormon salgılaması yapıyor. Yani bir ateşin başına 20 kişi otur. Oturduğun anda şey olursun, pelte gibi mutlu olmaya başlarsın. Böyle insanla ilgili çok kadim bir takım duyguları çağrıştırdığını tahmin ediyorum ben. Yani hatta çocukluktan böyle çok eskilere de dayanan. Onunla ilgili çok efsane bir kitap okumuştum. Adını şu anda hatırlamıyorum. Yılanlar geçiyordu işin içerisinde. Çok beni etkilemişti. Çocuklar, erkek çocuklar küçük yaşta 3-3,5 yaş civarı dışarıdan gelecek bir canavar ve tehlikeyi söylüyorlar. Dizide oldu bu mesela. Hiçbir nedeni yokken 3 yaş civarı kapıdan kurt gelecek bilmem ne. Kız çocukları da ne yapıyorlar? Çok fazla düşme rüyası, pardon, yatağın altından gelecek tehlikelerden korkuyorlar. Neden? Çünkü Afrika savanalarında atalarımız aslanlardan ve yırtıcı hayvanlardan korumak için ağaçlarda tünüyorlarmış. Erkekler mağara girişlerinde durup göz kulak oluyorlarmış. Dolayısıyla kadınlar çok fazla düşme rüyası görüyorlar. Bir de yatağın altından gelecek tehlikelere karşı. Şimdi oyunda, yani game, bir oyunun içinde bulunmak da muhtemelen böyle çok eskilerden beri, hani der ya Huizinga oyun kültürden öncedir diye, çok eskilerden gelen bir takım olumlu dürtüleri ve duyguları çağrıştırıyor diye düşünüyorum. Evet, o kitabın ismi Homo Ludens. Kültürden öncedir oyun, dilden, topraklardan, sınırlardan, hatta tiyatrodan, dinlerden, imparatorluklardan öncedir diyor. Çok önemli bir eksik, bir felsefi bir yaklaşım ama çok destek görmüş bir yaklaşımdır. Homo Faber, Homo düşünen insan, Homo Sapiens, ama Homo Ludens de vardı diyor. Hani düşündü, avladı,
Faber işte üretti ama sonra da kemiklerle oyun oynadı. Hakikaten de öyle kemik aşık, kemilades kemiği örnekleri oluyor. Hocam size şimdi bir sorum da var. Şey çok güzel söylemiş, onları okuyalım. Pelin, selamlar Pelin, merhabalar. Selamlar Pelin. Pelin. Ortak tanıdığımız. Eğlendiğin zaman öğrenirsin. Evet, hormonal, tamamıyla hormonal ispatlanmış bu. Bir sürü deneyde de var. Eğlendiğin zaman bunun sonucunda iyi performans çıkartırsın demiş. Pembe Hanım, daha doğrusu Gülüner Pembe. Oyun aşamada ölçümleme ve geri bildirim olmanın havada kalır. Evet, ben firma ismi vermeyeceğim ama 2-3 ay boyu KPI tanışıp, yani pilota başladığımızda bile KPI belli olmayan oyun aşama projeleri var. En sonunda işte müşteri memnuniyet anketi, işte satışların artması, bilginin artması gibi iş hedefleri alınca. Çünkü oyunlaştırma projelerinde hedef şey değildir. Oyuncu sayısı, rozet sayısı, ödül sayısı. Bunlar araçtır. Oyunlaştırma bir araçtır. Uçan kaşık diyorum ben annelere. Oyun çok iyi yakaladım. Hani böyle anneye sorduğunda o der ki yemek yediriyorum. Oyun oynuyorum demez. Oyun oynuyoruz biz yemek masasında değil. Lego oynar orada. Yemek yemeği oyunla yapıyorsun. Yemek ne kadar yemek yedi? Hani o oyun iyi mi oynadı değil. Kaç saniyede bitti değil. Ne kadar yemek yedi? O yüzden yani CEO'lara bile anlatırken, CTO'lara bile anlatırken böyle anlatıyorum. Diyorum ki uçan kaşık yapacağız. Ne kadar yemek yediğine bakmamız lazım. Rozette vereceğiz, ödülle vereceğiz. Ama o maç olmamalı. O çok önemli. Ölçümleme zorlandığımız bir alan. Çünkü bu bir iş modeli. Şimdi hocam bir tane sorum var. Bu oyun sektörünün de özünde Csikszentmihalyi çok seviliyor. Akış. Açıkçası bu kitap zaten akışı da anlatıyor. Liderlik akışı ama biraz daha yakın bir kitap bu. 2006 kitabı. Akış çünkü eski bir kitaptır. Ben canım çıktı onu okurken. Ölüyordum yani hakikaten. Bitiremediğim çok şükür galiba kitap olmadı ama bir olsaydı Akış olabilirdi diye düşünüyorum. O zor bir kitap. Kırmızı şimdi bulamadım onu. Ben ama de soy ismini söyleyemiyorum adamın. Sen söylüyorsun yani, ama çalışmışsın. Çok evet, kullandığın için değil mi artık? Hocam öyle o esprisi var biliyor musunuz onu? Soyadımı söylemek oyundan para yemenin ilk zorluğudur diyor. Çok da tatlı bir abimiz. Güzelmiş. Evet evet. Özgür Bolat evinde falan ziyaret etmiş bu arada. Ben Özgür Bolat'la yayın yaptım. Özgür de mesela Prag'a gitmiş, tanışmış, kızıyla da tanışmış, sohbet etmişler falan. Hayatta olan bir Macar psikolog. Csikszentmihalyi diyor ki, şimdi bir yer okuyacağım size çok ilginç. Büyük ihtimal çok değişik gelecek size. Şimdi bu Good Business'te şeyi anlatıyor. Yani insanların akışta çalışması, ofis yani bayağı biliniz işte kurumlar ve ofis, iş yeri ve ofis, performans ve ofis, performans ve akış, liderlik ve akış gibi chapter'ları var. Şimdi ismini de söyleyeceğim. Artemis Ventures'tan Christian Comfort-Link şöyle bir şey söylemiş. Çok ilginç bir konu bence. Girişimcilikle ilgili kötü bir iş modeli var ve kötü bir akış. Ya yani akış oyunun özü bu arada. İnsanlar girişimcilikte aslında akışta değil diyor. Ben çok ilginç olduğunu düşünüyorum bunu. Startuplardan bahsediyor. Girişimcilik yanlış kelime olabilir. Siz beni düzeltirsiniz hocam. Bu küçük firmaları kuran insanlar, exit yapan insanlardan bahsediliyor. Çünkü siz biraz daha felsefi ele alıyorsunuz. Onlardan öte bir ev hanımı da girişimci olabilir diyorsunuz. Ama şunu okumak istedim. Schumpert'in lafı. Her ne pahasına olursa olsun büyük kazançlar elde etmek. Ben hiçbir yolla, hiçbir şekilde ya da formda bunun bir parçası olmak istemiyorum. Ben şirket kuran birisi olmak istemiyorum. Ben bir kavramı halka açan biri olmak istemiyorum. Bunu yapmayı hiçbir zaman istememeli. Bu kadar fırsatçı olmak istemiyorum. Dul ve yetimlerin parası iyice hortumlanıp hisse senetleri tavan yaptığında exit yapıp çıkmak istemiyorum. Bunu yapmayı istememek, bunların yaşandığını defalarca görerek üzülüyorum. Bu doğru değil. Bu herkesi feda edip zengin olurum demek, daha iyi süreçlere ihtiyaç var. Biraz sert bir giriş olmuş. Zaten sert sözler var diye de yazmış. Csikszentmihalyi'de. Ama şeyi anlatıyor bu yatırımcılar. Artemis Ventures'tan Christian Comfort-Link. Belki meşhur birisidir bilmiyorum. O yüzden ismini söyledim. Ama insanlara çok eskiden ilaçlar, susuz tarlalar satıldı. Tarihte de bu çeşitli böyle zevk verici şeyleri yasal olmayınca veriliyordu. Startup'la ne yazı oraya doğru kayıyor demiş 2006 yılında hocam. 2006 yılında bu. 2020'deyiz. Ben çok etkilendim buradan. Bunu hatta story de attım. Hani girişimcilikle ilgili bu exit yapasa dışsallık yani bu arada. Dışsallık. Yani evet. Girişimcilikte bir fayda olmalı değil mi? Belki tabii. Bir dönem para kaybedeceksin. Belki tabii. İnandığın bir şeyde yol etmen gerekiyor. O riski almıyorsan tabii. Memur ol yani. Hani, tabii. Bu exit yoluyla gitmek ve şey çok etkileyici. Dul ve yetimlerin parasını iyice hortumlayıp hisse senetleri tavan yaptığında exit yapıp çıkmak istemiyorum. Bu kelime için ne diyorsunuz hocam? Harika demiş. Ben podcast'e başladığımda Altu startup ve girişimcilik olarak başladım. Birkaç ay içerisinde bu startup'ı bir çukur olarak görmeye başladım. Yani startup dünyası dediğimiz şey adeta ne biliyor musun? Yatırımcılar piyango bileti satın alır gibi yatırım yapmak üzere bir takım civcivleri alıyorlar ve sonra koşturuyorlar.
Bunlardan bir kısmı yaşıyor, bir kısmı yaşamıyor. Çünkü yani bayağı hormonlu bir şekilde işler yaptırıyorlar. Yani basıyor parayı, o işin sınırlarını zorlayacak bir şekilde çalıştırıyor. Ve sonra bu kitleden eline bir takım şeyler kalıyor. Galiba orada bir yüzde de var değil mi? Biri bahsetmiş. Tabii yani. Tabii. 8 gayet... tane yapıyorlar, 2 tanesi tutunca bir şey oluyor falan. Bayağı böyle istatistiği falan da var. Şimdi ben bunu fark edince dedim ki bu benim içinde yer almak isteyeceğim bir şey olamaz. Hiç yatırımcı aramayı önermiyorum zaten bu arada. Benim için startuptan olay tamamen girişimciliğe kaydı. Zaten o yüzden de solo işlere bakıyorum. Yani infopreneurlük gibi. Yani bireysel olarak hiçbir yatırımcıya muhtaç olmadan zaten günümüzde dünyada şu anda bir takım kapı muhafızlarını geçmeyi gerektiren işleri bıraktık. Yani gatekeeper deniyor ya onlara. Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Sen şu an yayın yapıyorsun. Oyunlaştırma alanında dünyaya açılıyorsun. Ve bunun için kimseden de icazet almak durumunda değilsin. Yatırımcı da benim için o tarz bir icazet veren insan grubu olduğu için hiç bulaşmıyorum. Startup kategorisi benim için de bitik. Peki Nasim hocam bence çok çok güzel bir şeye girdik. Yani startup biraz İngilizce bir kelime ama arkadaşlar da yazıyor şu anda. Hani biz de memur olacağız, KPSS'ye hazırlanıyoruz, memuruz falan. Yani şu startup ve girişimcilik bir memurlara hani bunun farkını da anlatmak ve özellikle sabit maaşla devam eden bir insana sizin çünkü hayat felsefesi olarak girişimcilik diyorsunuz. Startup kur demiyorsunuz. Yani onu podcast'i lütfen ben bir daha göstereceğim şimdi siz konuşurken. Arkadaşlarımız izlesin. Ben bu konuda İnanç Ayar'ın podcast'inin dışında bir şey şimdilik önermiyorum. Hayat felsefesi olarak girişimcilik. Memurluk yaparken de girişimcilik yapabilirsiniz. Startup kurmayın. Tabii ki kurmayın yani. Startup kurmak için farklı bir şey olması lazım. Zaten startup'ın içinde daha zalim bir dünya var. Az önce bahsettik. İstemediğiniz şeyleri yaptırıyorlar size. Yatırım diye 40 bin lira veriyorlar. Şunu veriyorlar gidiyorsunuz. Normalde yapmayacağınız şeyleri yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani startup dünyası biraz enteresan bir dünya. Ama girişimci olamazsınız diye bir şey yok hocam. O ikisi arasındaki farkı siz nasıl ayırıyorsunuz? Tabii. Şimdi girişimcilikle ilgili en temel şeyi söyleyeyim Altun. Bence hani şunu anlayan bir insan girişimciliğin zaten büyük bir kısmını anlamıştır. Girişimcilik denince kolay yoldan para kazanmak sanılabiliyor. Ya da çok hızlı zengin olmak sanılabiliyor. Girişimcilik aslında şu demek. Göze alınabilir maliyetle yola çıkıp öğrenerek, gelişerek sürekli kendini iyileştirmek demek. Yani girişimci tek jetonla atari oynayan birine benzemiyor. Çünkü tek jetonun varsa ve atari oynuyorsan atariyi öğrenmen mümkün değil. Girişimcinin sürekli öğrenmesi, sürekli gelişmesi gerektiği için bütün varını yoğunu tek bir girişime koymuyor. Girişimci en baştan ağlamadan, mızmızlanmadan ben neyi kaybetmeyi göze alabilirim diye onu tarif edip koyan ve sonra da tekrar elinde sermaye kalan insan. Startup'tan farkı nedir? Bunu bir insan ya da insan grubu tek başına ucucu ekleyerek yaparken startup bunları yan yana diziyor yarış atı gibi ve tek bir test yaptırıyor. Ölen ölüyor, kalanlarla yoluna devam ediyor. Ben böyle bir yarış atı gibi yan yana dizilip çatlayana kadar koşturulmaktansa sakin sakin koş ve fazla koş. Yavaş yavaş koşunu geliştir, işte ne bileyim biraz ayakkabını değiştir bilmem ne. Yani öğrenen, gelişen, değişen ve sürekli jeton kullanabilen insan girişimci. Bu kadar öğrenen bir insan da eninde sonunda hayatta kendine bir takım başarılar elde ediyor. Yani aslında bu kurumlarda çalışanların da yapabileceği, ev hanımların da yapabileceği ve buna göre zaman yönetimi yapabileceği herkesin bir girişimcilik aslında hikayesi var. Ve ben az önce gösterdim inancayar.com'dan girilebilir arkadaşlar. İnanç Ayar'ın bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik çok doğru bir şey. Ben de açıkçası 35 yaşından sonra galiba aynen yani Niels'la tanıştığı kadar hakikaten o maaş döngüsü de çok insanı rahatlatan bir konu olduğu için o comfort zone'dan çıkmak çok şey oluyor. Ancak öyle bir ışık görünce garantiye alın çıkıyorsunuz ki ben bu arada tam bir girişimci değilim hocam. Yani ben çıktığımdan beri hep boardroom oldu. Ya üniversitede ya bir firmada. Yani Nasim Talep'in bir sözü var onu anlatayım mı bu arada kurumsala madem. Tabii tabii. Yani ben tam bir girişimci de değilim ya. O kadar da kendime güvenemedim yani. Onu söylemek isteyecektim. Yani sonuçta ufak ufak aşamalarda kendi hayatlarında bulmaları gerekecektir. Belki sabit bir maaş bir yerden ama sizi 5 gün çağırıp bir garip bir ofiste boş zaman geçirip işte akşam 5'ten evvel çıkmayınca uyarı almayacağınız, kravatınız düzenli gelmeyince yazılı uyarı verilmeyecek. Hani bir model bulmanız da bir fırsat olabilir. Ben öyle yaptım bu arada. Çıktığım andan itibaren hep bir bordrom oldu. Çünkü hem çocuğum var hem oyunlaştırma öyle para etmiyordu çıktığında. Hala ne kadar ediyor ondan emin değilim. Ama yani kendimce bir girişimcilik modeli buldum yani. Yarı zamanlı bordrolu, yarı zamanlı biraz free format.
iyi gidiyor. Evet, üniversitelerde ders vermek, evet Çok işte direkt mantıklı. eğitimlerde ders vermek. Ona göre bir yöntem. Bu Türkiye yöntemi hani o anlamda. Bunun tabii karmaşası da olabiliyor karşı tarafta. Bu adam ne yapıyor belli değil. Bir gün akademisyen kimliğiyle çıkıyor, bir gün firmadan çıkıyor, bir gün kurumdan çıkıyor diye. Ama bu Türkiye bu hale getirdi. Ben de isterdim bir business school olsun. Aslında onu söyleyecektim. Yani Türkiye'de business school'lar da olmaması. Gamification çünkü business school'larda verilmesi gereken bir yer. Oyun Tabii. tasarımı bölümünde değil. Şimdi biraz Tabii. sert olacak ama oyun sektöründeki oyun çocuklarına oyunlaştırma anlatmak çok kolay değil. Ama business school'da iş yerlerinde işte Pelin'i anlatmak, Pelin burada şimdi işte. Zaten gözleri yanıyor insanların. Ah oh, işte aradığım şey buymuş demeye başlıyor. Ama business school'lar olmadığı için ki kurulsa ilk ders verecek insan bence İnanç Ayar, işte Sağ olasın. Ozan keza yani bu işte farklı disiplinleri yapabilen akademik teorileri barınan arkasını akademik teorilere veren ama ön tarafında üreten full teorisyen değil pratisyen de olan insanlara ihtiyaç var. Yani ben hocam bizi katılanlara da bu anlamda bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik modellerini bulmalarını nasıl öneriyorsunuz? Ben kendi önerim şeyimi buldum söyledim size. Yani 35 yaşından sonra mühendisliği bırakıp dediğim gibi riski 1-2 günümüz kapatıp bir şekilde geri kalan 3 gün 4 gün birilerinin peşinden koşarak ne yazık ki yabancı kaynaklardan okuyarak elimin dilimin döndüğünce işte 40'a geliyorum artık bir şeyler yapmaya çalıştım. Bu benim modelimdi. İyi de gitti. Süper gitti diyemem. Evet Turkcell'liyim ben hocam. Siz de Turkcell'de kalsam daha çok para kazanmış olurdum. O kesin. %100 yani. Ama ben kendimce bir yolculuğa çıktım. Benim kendim daha ifade edebildiğim bir yolculuğa çıktığımı düşünüyorum. Ama öyle bas istifaya abi memurluk dünyanın en kötü şeyi değil diye düşünüyorum. Oradaki Yok. dizi izleyen yazanlara da mesajlarınız kendi girişimcilik metotlarını nasıl bulsun memurlar, ev hanımları hocam? Çok güzel. Şimdi orada Nassim Taleb'in söylediği çok güzel bir söz var. Kurumsalda çalışmayı şuna benzetiyor, maaşlı çalışmaya. Bir hindi olduğunuzu düşünün diyor. Ve sahibiniz var, sizi besliyor. 1000 gün boyunca yaşıyorsunuz. Yani her gün sorsalar bir hindi olarak size dersiniz ki yemimi veriyor, suyumu veriyor, hayatım muhteşem, çok güzel. Ta ki diyor şükran gününe kadar. Şükran gününde tepside yemek olarak, hindi olarak oturuyorsun. Şimdi asap bulucu olduğunu farkındayım. Ama İsmi diyor güzel, şükran. girişimci şuna benzer diyor. Böyle 1000 tane güzel günü olup sonra bir tane kara günü yoktur. Taksi şoförünü düşün. Sürekli çevik olmak durumunda. Yani iş yapmayan durakları keşfetmek durumunda, iş yapmayan saatleri keşfetmek durumunda. Mesela para kazanmamaya başladığında taksiciliğin artık çalışmadığını keşfetmek durumunda. Girişimci işte sürekli test ederek Hala ona gülüyorlar hocam. Şükran gününe gülüyorlar. Ben de öyle gülmekten terledim. o Nasip Talep diyor. Benim sözüm değil var. Nasip Talep'e atıyorum. Çok iyi. Efsanedir ama güzel bir benzetmedir. Yani düşünenin zihnini çok iyi açabilir. Çünkü birden pat diye kendini sofrada bulabilirsin şükran gününde. Ne oluyor ve ne yapacağım diye. Pandemi öyle olmadı mı mesela şu anda? Girişimciler için pandeminin hiçbir sıkıntısı yok. Girişimci çünkü pandemi döneminde ekonomi üretmenin bir yolunu bulur. Bulacak Zaten insandır. biri demişti hocam ya pandemi benzeri zaten hesaplarımız olmuştu. Yani işte bu şeyler depremdir, odur budur. Sadece adı pandemi değildi bizde dedi mesela bir tanesi. O çok kıymetliydi diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi yani devamlı iyileştirmek gereken bir metodoloji. Ve her gün daha iyiye doğru gitmesi gerekiyor. Bu iş modellerini getiriyor galiba hocam. Ufuk Tarlan'ın Tabii. kitabında okudum. Hollywood modeli iş modeli diye bir şey. Mesela çok ilginç geldi bana. Yani gelecekte bu hiyerarşi de olmayacak, kurumlar da olmayacak. Filmin daha iyi çıkması için sen ışıkçının da hatta itiraz edeceksin. Abi niye çalışmıyorsun? Adam gibi çalış. Bak bu film yani niye bu o rolü buna verdik gibi. Öyle şeyler oluyormuş. Aynı anda iki filmde çalışabilecek. Aynı anda iki firmaya buluşabilecek. Öyle bende çalışıyorsun bir yerde olamaz gibi şeyler olmayacak. Mesela hoşuma gitti hocam. Bu yani ilginç bir model o. Hollywood Daha modeli geçişli öyleymiş. iş modelleri değil mi? Enteresan. Birinden birine Evet. geçebiliyorsun. Uzmanlık Ya benim odaklı ve söz sahibisiniz. Bence önemli. tabii. Yani filmdeki diğer hani atıyorum Turkcell iş yapıyorsan ya bu değil yani ya. İnançla çalışmamız lazım demen gerekiyormuş mesela. Öyle İnsanlara kurgular. şunu önerebiliriz. Yani şunu önerebilirim ben. Küçülebildikleri kadar küçülmelerini ekonomik anlamda ve durma lüksüne sahip olmalarını. Yani 1 yıl boyunca hiçbir şey yapmadan yaşayabilecek ekonomik anlamda bir şeyi biriktirmelerini tampon olarak bunları önerebilirim. Bir de jeton biriktirmelerini önerebilirim. Yani öğrenmeye devam etmek üzere bir iki seferde başarılı olamayabilirsin çünkü hayat bu kadar kolay değil. Yani girişimcilik batmadan, mutsuz olmadan deneyebilmek ve deneylerinden öğrenebilme becerisi demek. Bol Müthiş. bol jeton biriktirip küçülüp yani pisti biraz uzatmaya çalışıp ne kadar gidebileceğini uzatmaya çalışıp
öğrenmeye devam edebilirler. Hocam son 30 saniye ama kitap tavsiyeleriniz varsa bir daha açalım isterim ben. Bir saat olmuş ya, inanamıyorum ya. Ben çok konuştum herhalde. Hayır hayır, birlikte konuştuk. Ben de konuştum. Hocam kitap tavsiyelerinizi alacağımız bir 10 dakika daha yapalım mı? Olur. Tamam. Hemen arkadaşlar bu yayını kapatıp hocamızla kapanışa geçiyoruz. Sorularınızı da hazırlayın. Burada kaçırdığımız bir soru varsa oraya yazmanızı rica edeceğiz. Hemen geliyoruz. Tamam.